Yeni bir gün, yeni bir muhabbet. Yine bir aradayız. Halk Dergahı TV başındaki iyi niyetli canlarımızı ve Halk Dergahı içindeki siz gönül dostlarımızı Hak Muhammed Ali aşkıyla selamlıyorum. Cümlenize aşkın yazım olsun. İlim İrşad Muhabbet programımız moderatör Seyit Hakkı, akşam duası Barbaros Sakınç, Hakk'a göçmüş canlara duayı Melek Gezgin canımız okuyacak. Delil Uyandırma Hizmeti Gülçin Güler, Zakir ve Şükür Polat Seyit'im. İlim muhabbet konumuz Alevi doğrulur mu yoksa olunur mu? Sunumu yapan Gülçin Güler Can. Burada hizmet alan canlarımıza başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve size de cümlemize de iyi muhabbetler. Barbaros Can, senden bir akşam duası alalım. Buyur. Destur film. Allah eyvallah. Destur Şah Merdan Ali'den olsun. Hizmet aşkıyla. Bismillah Allah Allah. 12 imamlar ve ehli beyt aşkına. Akşamlar hayır, hayırlar daim ola. Gönüller pak, kötülükler defola. Ya Cenab-ı Hak, bizleri Muhammed Ali şefaatinden, didarından, ehli beytin sevgi ve muhabbetinden mahrum eyleme. Dünyada barış ve huzur istiyoruz. Barış ve huzuru bozanlara fırsat verme. Barış içinde insanca, kardeşçe ve dostça yaşamayı nasip eyle. Sen yetiş canımıza, ya sahibi Zülfikar, bizim ikrarımız Yaradan'ın aşkına. Yeryüzüne serpilmiş sevgi tohumudur. Güneşli Muhammed, Mustafa ve toprağı ise Aliyel Murteza'dır. Gülü Fatma Tüz, Zehra kokusu Evliyalar, Serdar-ı İmam. Hasan rengi Kerbala şehidi Şah. İmam Hüseyin'dir hak meydanın baranı. Pir divanına duranın ikrar verip ikrarında duranın ikrarı darı ve divanı kabul olan. Tevella ile teberramız haka yazılan. Tevellamız temiz, yüzümüz ak olan. Şahı Merdan Ali yardımcımız, Bozatlı Hızır yoldaşımız olan. Dualarımız hasta olan canlarımızın derdine derman ile şifa olan. Zorda darda olan sağlıklı ve huzurlu gündem nasip olan. Hak'a göçmüş canların ruhları şad, marifetleri bağışlanmış olan. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'ta olan. Allah Allah gönül birliğiyle gerçeğin demine hu, nefes birdedir. Eyvallah. Şimdi de Melek Can'dan bir Hak'a göçmüş canlarımıza dua alalım. Melek Can, buyur. Destur pirim. Allah eyvallah. Destur Şah Merdan Ali'den olsun. Bismillah, Allah Allah. Muhabbetimizin aşkına vakitler hayır, hayırlar daim olan. Gönüller rahat ve huzur içinde olan. Ya Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Ali'ün Veliullah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Her dilde bir dilek, her gönülde bir murat vardır. Dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı kabul eyle. Bizleri merde, namerde muhtaç eyleme. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa nasip eyle. Hakk'a göçmüşlerimize merhametini ve rahmetini esirgeme. Biz kullarına gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle. Hak Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eyleme. Allah Allah diyen diller dert ile keder görmeye. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, zalimin zulmüne maruz kalanlara, sen yetiş çağrına ya Şah-ı Merdan Ali. Allah Allah. Gönül birliğine Allah Allah diyelim, Hak Muhammed Ali muhabbetine varalım, gerçeğin demine hu diyelim. Allah eyvallah, nefes birdedir. Eyvallah, eyvallah. Melek Can, sizin ve Barbaros Can'ın İkinizin duası kabul ve makbul olsun. Allah niyetinize kabul eylesin. Üstün hizmetler nasip ola. Eyvallah. Allah eyvallah. İbadet hizmetimize geçiyoruz. İbadet hizmetinde de nefes Şükrü Seyit'imde. Şükrü Seyit'im, buyur. Eyvallah Seyit'im. Hak erenler kabul etsin. Allah Allah. Yeni gelen canlar hoş geldiniz. Nurcan Can, hoş geldiniz. Yeni katılıyorsunuz. Aşk ile canlar,
Gönül birliğimiz için, ibadet birliğimiz için, muhabbet birliğimiz için himmet eyleyin. Allah eyvallah himmet Muhammed Mustafa'dan, Dersur Şahemer'den, Ali'den olsun, hizmet aşkıyla seyit. Eyvallah. Canlar, yolumuz rızalık yoludur. Rıza kapısında yapılan manevi hizmetlerin herhangi bir zorlama olmadan yerine getirilmesidir. Biz de bu hizmeti gönül rızamızla yerine getirmekteyiz. Sizler de rızalınızı veriyorsanız Allah eyvallah deyin. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Eyvallah. Allah eyvallah canlar. Üç defa demeniz gerekiyor. Üç defa denildi zaten. Canlar, biz sizi size, sizi özünüze, özünüzü de hakka teslim edeceğiz. Özünüzdeki hak ile dar didar olacaksınız. Aranızda dargın, küskün, üzerinde kul hakkı olan, bilerek veya bilmeyerek hata işleyen varsa lütfen dile gelsin ve özünü dara çeksin. Yoksa Allah eyvallah desin. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Seydim, can... Seydim, bugün ben dara durmak istiyorum. Onun için bir duanıza ihtiyacım var. Allah eyvallah. Yani şunu yeni katılan canlara söyleyelim ki bunlar da bilsinler. Bu yolun bir kayda kuralı var. Ha eyvallah. Bugün ben ablamlarda kaldım. Biraz konuştuk başkalarının hakkında. Onun için o yükü üzerimden atmak istiyorum. Ha. Hani garez etmedik, bir şey etmedik ama dedikoduyu sevmiyorum. Orada da biraz dedikodu oldu. Onun için dara kalkmak istiyorum. Destur. Allah eyvallah. Evet canlar, dedi ki darda hepimiz dara kalkacağız. Bir kişiyle beraber olmuyoruz. Çünkü dar, Hakk'ın huzuruna kalkıyoruz. Hakk'ın huzurunda da hep birlikte gönülleri birlememiz lazım. Allah eyvallah. Allah eyvallah canlar. Allah. Sağ olun, var olun. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, tağırdığınız pirden şefaat göresiniz. Allah Allah. Darınız, divanlarınız kabul, muradınız hasıl ola. Allah Allah. Muhammed Ali dergahına yazılmış ola. Darına Allah durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali. İnayet eyleyin ya 12 imamlar, yol gösterin ya 14 masum paklar. Yardım edin ya 17 kemeri besler. Ceminize alın ya 40'lar. Başlamak senin yüzü suyu hürmetine olsun. Ya pirin hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Alacı Mansur'un, Seyit Nesim'in, Fazlı'nın ve Fatma Tüz Zehra Hanım'ın darını, didarını kabul buyurduğun gibi. Allah Allah. Burada huzurunda ayağa kalkmış, dara durmuş, senden medet, mürvet dileyen bu canlarımızın da darlarını, divanlarını kabul ve günahlarını, marifetlerini bağışla. Allah Allah. Allah Allah dedik. Duası bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah eyvallah. Geçen demene hu. Aşk ile canlar sağ olun. Cenab-ı Hak darınızı, didarınızı kabul eylesin. Dar çeken Allah didar göre. Eyvallah. Evet canlar, rahat oturabilirsiniz. Yar ve yardımcınız olsun. Aşkı niyazım olsun. Aşk Allah Allah. Allah Allah cümlemizin. Eyvallah. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Allah. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ber Cemali Muhammed Mustafa, Ber Kemali İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Şah-ı Merdan Ali'yi pir verip verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şah'ı Ali'yüm Veliullah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Şah-ı Merdan Ali'den üstün Veliullah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Dua ile selam size olsun ya Muhammed Mustafa, ya Ali'yüm Veliullah. Ya Hatice-ül Kübriya, ya Fadime-ül Zehra, ya İmam Hasan-ül Müşteba, ya İmam Hüseyin-i Deşt-i Kerbela, ya İmam Zeynel Aba, ya İmam Muhammed Bakır-ı Beka, ya İmam Cafer-i Sıdkı Sefa, ya İmam Musa-i Kazım Cismi Pak, ya İmam Ali-ül Rıza Şah-ı Hurasani, ya İmam Muhammed Taki, ya İmam Şah-ı Ali-ül Naki, ya İmam Hasan-ül Askeri Gazi, ya İmam Muhammed Mehdi sahibi Zaman, ya Cenab-ı Hak dua ile selamımızı kabul buyur. Bismillah, Allah Allah. Muhabbetimizin aşkına vakitler hayır hayırlar daim ola. Gönüller rahat ve huzur içinde ola. Ya Cenab-ı Hak,
Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Aliyum Veliullah'a ve Ehli Beytine dua ile selam olsun. Onlara esenlikler eyle. Her dilde her dilek, her gönülde bir murat vardır. Dilde dilekleri, gönülde muratları kabul eylesin ya Rabbi. Bizleri merde namerde muhtaç eylemeye. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa nasip eyleye. Hakka göçmüşlerimizden merhametini ve rahmetini esirgeme. Biz kullarına gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle. Hak Muhammed Ali şefaatinden, muhabbetinden mahrum eyleme. Allah Allah diyen diller ve gönüller dert ile keder görmeye. Darda kalanlara, zorda olanlara, hasta yatanlara, şifa arayanlara, başı dertte olanlara, zalimin zulmüne maruz kalanlara, sen yetişkarına ya Şah-ı Merdan Ali. Gönül birliğine Allah Allah diyelim, Hak Muhammed Ali muhabbetine varalım. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Eyvallah canlar. Şimdi delilimizi uyandıralım. Destur dedim. Destur Hak Muhammed Ali'den olsun. Perşembe geceniz mübarek olsun. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Allah göklerin ve yerin nurudur. O ilahi nurdur, yoktan var eden, varlığın ışığını yakan. O ilahi nurdur, kalplere iman, ruha huzur veren. O ilahi nurdur, insanda insanı yüksek makama eriştiren. O ilahi nurdur, insanı eğiten, peygamber sıfatına erdiren. O ilahi nurdur, zahir, batın ilmine nail eyleyip veli eden. O ilahi nurdur, karanlıktan kurtarıp hidayete ulaştıran. O ilahi nurdur, evlerde yanan, huzur ve bereketini sunan. O ilahi nurdur, muhabbet ışığını yakan, gönülleri birleyen. O ilahi nurdur, insanı insana yar eden, canana kavuşturan. İnsanın sevgi vasfına, idrak kabiliyetine, manevi olgunluğuna ve kainatın manasına vardıran. O ilahi nura hamdü senalar olsun. Bismillah, Allah Allah. Çerar Ruşan, Fahri Devrişan, Zuhuri İman, Nimet-i Piran, Pir-i Orasan, Küşat-ı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanuni Evliyan, Verelim Muhammed Mustafa'ya ve Ehl-i Beytine salavat. Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Keremler Şahı Aliül Velillah'a ve Ehl-i Beytine dua ile selam olsun. Şahı Merdan Ali'den üstün Velillah, Zülfikar'dan üstün ilahi adalet yoktur. Yaradan'ın kutlu nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nur ola, sır ola. Nübüvvetin aydınlık nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Nur ola, sır ola. Velayetin arıtıcı nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nur ola, sır ola. Allah Allah, gerçeğin demine hu. Nefes seydimde. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Hata ettim, Hüda yaktı delili. Muhammed Mustafa yaktı delili. Ol Ali Abadan Haydar-ı Kerrar. Ali el-Murteza yaktı delili. Hatice Türk'ü Fatıma Zehra. Ol Hayr-ı Nisa yaktı delili. İmam Hasan aşkına girdim meydana. Hüseyin Kerbela yaktı delili. İmam Zeynel, İmam Bakır, Cafer, Kazım, Rıza, Musa yaktı delili. Muhammed Tahir'im hem Ali asker, Hasan'ül askeri yaktı delili.
sahip zaman eşiğinde ayet yaktı değeri. Bilirim günahım hadden aşıktır, yukarı evliya yaktı değeri. İmamdan bu nur hatayı, şiiri gizdan ayı yaktı değeri. Şiiri gizdan ayı yaktı değeri. Allah eyvallah. Bismillah Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çerağımız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Peygamberlerin nuru aşkına, velayetin nuru aşkına. Fatmatü Zehra ananın nuru aşkına, Ehl-i Beyt'in nuru aşkına, cümle erenlerin, evliyaların aşkına, yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına, hazır gayip zahir batın cem erenlerinin nur cemalleri aşk ola, Cenab-ı Hak cümlemizi Ehl-i Beyt'in şefaatine nail eyliye, hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola, eliniz, gönlünüz incinmeye, 12 imam hüsnü rızası üzerinizde hazır ve nazır ola. Hak Muhammed Ali utandırmaya, cehennem narına yandırmaya. Bozatlı Hızır yar ve yardımcınız ola. Erenler demine, evliya keremine, gönül birliğine Allah eyvallah. Dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Canlar şimdi de ilim ve gönül muhabbetimize başlıyoruz. Allah eyvallah. Seyidim, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Dedik. İlim muhabbet konumuz Alevi. Doğrulur mu yoksa olunur mu? Burada lütfen bizim açımızda hassas bir konu, Aleviler açısından hassas bir konu. Neden? Çünkü insanlar, yani Alevi toplumu öyle bir noktaya gelindi ki ikrar vermeye gerek yok. Nasıl olsa benim annem babam Alevidir. Bir Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul dahi benim babam Seyyid'dir, ben de Seyyid'im. Ama ateistim. Fakat bilmiyorum neyim. Ben de bir dedim. Böyle olmuyor. Yol, Hak Muhammed Ali yolu ikrar yoludur. İkrar verilmeden yol evladı olunmaz. Şimdi bizim Doğu Anadolu'da, mesela Dersim bölgesinde veyahut da Çorum, Maraş vesaire belirli yerlerde Alevi, Sünni veyahut da diğer toplumların içerisinde azınlık konumunda oldukları için orada kimse buna gerek görmemiş. Yani şükretmişler ki burada biz nasıl olsa herkes birbirimizi tanıyoruz, herkes birbirimizi biliyoruz, herkes birbirini sahiplenmiş, herkes birbirini gözetliyor. Sorun yok. Fakat günümüzde insanlar dağıldı. Ve insanlar dağılınca orada yaşadıkları ortama göre kendi hayatlarını yapılandırmaktadırlar. Ve dolayısıyla Alevi inancının oradaki o daracık yaşam bölgesi, yaşadıkları bölgeden çıkıp bir ummana dalmışlar. Şimdi ummanda kendilerini kaybettiler, kendilerini bulamıyorlar. Ya ben burada geldim de işte işim var da işte gücüm var da ben burada nasıl yapayım da nasıl edeyim de. İşte biz bunun için diyoruz ki günümüzde ikrarın önemi kendini göstermiştir. İkrarın önemi. O zaman bu konuda biz bu konuyu o yüzden ele aldık. Alevi doğrulur mu yoksa olunur mu? Doğmak işte dediğimiz gibi belden gelmezdir. Olmak ise ikrarla olacağız. İkrar vermemiz lazım. Bu konuda da zaten detaylı bir şekilde ele alınmış, konu anlatılmış. Ve burada da nefes Gülçin Can'da. Gülçin Can buyur. Destur pirim. Allah eyvallah. Destur Şeyh Merdan Ali'den olsun. Alevi doğulur mu yoksa olunur mu? Alevi doğmak başka, olmak başka. Alevi olmak veya kendini Aleviyim diye bilmek için önce ikrar verilmesi gerekir. Çünkü Muhammed Ali yolu ikrar yoludur. İkrar üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla Muhammed Ali yolu insanlık yoludur. Erdemli, kamil insan olma yoludur. Yani bir insanın manevi olarak yeniden doğması demektir. Alevi olmak isteyen veya kendine Aleviyim diyen bir can erdemli insan olmaya adayım demektir.
Erdemli insan olmak için de önce nefsi beklentilerden uzak, insani değerlere sahip çıkmak demektir. Alevi, erdemli insan olmak isteyen bir can eline, diline, beline sahip olması gerekir. Ve yola verilen ikrar da budur. İkrar, söz vermek, yemin etmek, biat etmektir. Aktır. Alevlikte verilen ikrar, Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine ve Şah-ı Merdan Ali'nin veliahtlığına itaat etmektir. Ehl-i Beyt'e muhabbet ve mürşit bir rehber buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar bilerek ve gönülden olmalıdır. Daha sonra üç sünnet, yedi farz ilkelerine bağlı kalınmalı ve daha sonra da bu ikrarını tevella ve tebera ile mühürlemesi gerekir. O ışık doğrultusunda ikrar verip ikrarına bağlı olan her insan Alevidir. Burada bir Filizcan'dan nefes alabilir misin? Allah eyvallah. Hocam. Filiz Karacacan buyur. Destur Pir'im. Allah eyvallah. Destur Şah-ı Merdan Ali'den olsun hizmet aşkıyla. Erenler cemine her can giremez. İnsan-ı kamil kul olmayınca. Her mürşidim diyen mürşit olamaz. Edep ile erkan yol olmayınca. Arama Irak'ta vardır yakını. Gerçek olan talip bulur hakkını. Yükletmezler sana yolun yükünü. Bükülük kamaletin dal olmayınca. Şah hatayım eder bu sırrı beyan. Kamildir cahil sözüne uyan. Bir baştan in, ağlamak ömrüne ziyan. İki başta muhip yar olmayınca. Allah eyvallah, yüreğinize sağlık. Filizcan, nefes gücün canda. Yüreğine sağlık Filizcan. Alevilik, Muhammed Ali'dir. Yola talip olmayı bilmektir. Alevilik, İmam Hüseyin'dir. Yezide lanet demeyi bilmektir. Alevlik insanlık onurudur. İmam Hüseyin'i olmayı bilmektir. Alevlik duruştur. Zalime karşı durmayı bilmektir. Alevlik haktır, hukuktur. Adil olmayı bilmektir. Alevlik onurdur. Taşımayı bilmektir. Alevlik mücadeledir. Bedel ödemedir. Kendini aşmayı bilmektir. Alevlik inançtır, var olmayı bilmektir. Alevlik insanlığa servettir, korumayı bilmektir. Alevlik insanlığın asaretidir, layık olmayı bilmektir. Alevlik çağdır, çağa uymayı bilmektir. Alevlik insanlığın özüdür, öze varmayı bilmektir. Alevlik, ariflik, irfanlıktır, edepli erkanlı olmayı bilmektir. Alevlik ikrardır, sözdür, bağlı kalmayı bilmektir. Alevlik insanlığın onurudur, sahip çıkmayı bilmektir. Alevlik insanım diyebilmektir, demeyi bilmektir. Alevlik insanlıktır, sevmeyi bilmektir. Alevlik gönüldür, gönüllere girmeyi bilmektir. Alevlik emektir, saygılı olmayı bilmektir. Alevlik can demektir. Kadın ve erkeği aynı nazarda görmeyi bilmektir. Şah-ı Merdan Ali, belimden düşen değil, yolumu süren bendendir demiştir. Verilen mesaj, belden gelmiş biri olsa dahi eğer ikrarına, eline, diline, beline sahip değilse, dört kapı, 40 makam kapılarından nasibini almamışsa, yani kısacası ikrarsız ve yolun ilim irfanından haberi olmayan bir kişi Alevi değildir. Alevi inancında eline,
diline, beline sahip olmak demek, dört kapı, 40 makamdan nasibini almak demektir. Bu evrelerden, aşamalardan geçmek için önce pir kapısına, yani ikrar kapısına varmak gerekir. Alevi anne ve babadan doğan bir kişi olsa dahi, eğer ikrarına sahip değilse o kişi Alevi değildir. Yani yol düşkünüdür, yoldan sapmış demektir. Çünkü ikrar Alevi inancının temelidir. Bu da şu demektir: Muhammed Ali yolundan herkesin ikrar vermesi gerekiyor. El ele, el hakka. Burada nefes Melekcan diyebilir miyim? Eyvallah Melekcan, buyur. Allah eyvallah. Bugünkü önemli konu için ben de bir eser seçmiştim. Genç Abdal'dan, onu paylaşayım sizlerle. Akşamlar aşk olsun erenler canlar. Sekahim sırrını söyleme sakın. Sakla kulum beni, saklayayım seni. Gevheri zatımı açma gıl sakın. Sakla kulum beni, saklayayım seni. Elde, ayağında, dilde, gözünde, hakkını tanıyıp her bir sözünde. Canından içeri, kendi özünde, sakla kulum beni, saklayayım seni. Bilen demez, diyen bilmez bu hali. Bildiğini deme, sözün misali. Aşıklar sakladı, buldu kemali. Sakla kulum beni, saklayayım seni. Dizilmiş katara erenler pirler, hakkın emriyle hakka giderler. Hakikat sırrını söyleme derler, sakla kulum beni, saklayayım seni. Genç Abdalım hakkı sen sakla sende. Hak seni saklasın can ile tende. Hak buyurdu, ben sendeyim, sen bende. Sakla kulum beni, saklayayım seni. Aşkını yazdırımla aşk ile. Allah nefes eyvallah. Girdiğiniz. Eyvallah, yüreğinize sağlık Melekcan. Nefes Gülçin Can'da. Dolayısıyla Muhammed Ali yolunda ikrar verme ilkesi olduğu için belden gelme zorunluluğu yoktur. Din evrenseldir. Belli bir ırka, millete veya nesle mahsus değildir. Bu sebepten ötürü ırk seçilmez, doğrulur. Fakat inanç tercih olaydır. Doğru, kabul buyurduğu dine geçebilir. Sonuç itibariyle Alevi inancında seyit olunmaz, doğulur. Fakat Alevi doğulmaz, olunur. Dolayısıyla seyit doğmadan pir olunmaz ve ikrar verilmeden Alevi olunmaz. Aşk ile verilen ikrarın demine hu. Ehlibiyet yazarı Hakkı Pir'in emeğine yüreğine sağlık. Gerçekten Alevi denmekten de Alevi olunmuyor. Eyvallah. Eyvallah, yüreğine sağlık. Biz de sana teşekkür ediyoruz Gülçin Can. Tespirimde. Alevi denmekte de Alevi olunmuyor gerçekten. Eyvallah. Bunları çok iyi öğrendik sayende Pir'in. İyi ki varsın. Eyvallah, hak razı gelsin. Demek ki Gülçin Can emek verilmeden de sunum olmuyormuş. Evet. Çok güzel sunum yaptın. Sağ ol. Güzel, gerçekten güzel, mükemmel bir şey. Bir de işte Seyit Hakkı söylesin bakalım. De pirim pirim. Kerbela çölünde eğer ki İmam Hüseyin o duruşu ortaya koymamış olsaydı, inanın ki bugün bizim İslam'dan bahsetmemiz, bizim irfandan bahsetmemiz, bizim batın ilminden bahsetmemiz, bizim ikrardan bahsetmemiz, dört kapı kırk makamdan bahsetmemiz mümkün değildi. Onun için biz hep bunu diyoruz. Pir İmam Hüseyin dinin, inancın orta direğidir. İyi ki biz dün de, salı günü dedi ki iyi ki bizi Şah-ı Merdan Ali'ye saymışlar. Bugün de diyoruz ki iyi ki biz Pir İmam Hüseyin'in duruşuna talibiz. Hak Muhammed Ali himmetiyle, aşk ile canlar. Müzik
Matemindir ah şeker, yeniden alet okurum. Matemindir ah şeker, yeniden alet okurum. Nasıl kıydı Gezit sana de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. Nasıl kıydı Gezit sana de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. Kufe halkı çağırdılar, seni yalnız bıraktılar. Kufe halkı çağırdılar, seni yalnız bıraktılar. İkrarında durmadılar, de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. İkrarında durmadılar, de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. Kerbela'ya vardılar, her bir yanını sardılar. Kerbela'ya vardılar, her bir yanını sardılar. Zulme maruz kaldılar, de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim. Zulme sessiz kaldılar, de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. Kerubela hariçinde, masumlar alkan içinde. Kerubela hariçinde, masumlar alkan içinde. İntikamdır kin nefretle, de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, lan pirim pirim pirim. İntikamdır kin nefretle, de pirim pirim pirim, ah pirim pirim pirim, can pirim pirim pirim. Masum yürek sana ağlar, Seyit Hakkı yasım tutar.
Masum yürek sana Seyyid Hakk'ı yakın tutar. Kalsın davamız mahşere de pirim, 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 ah pirim, 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 can pirim, pirim, pirim. Kalsın davamız mahşere de pirim, 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 ah pirim, 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 can pirim, pirim, pirim. Pire aşkın yazımız olsun. Medet Mürvet diyoruz. Eyvallah Seyidim, yüreğinize sağlık. Eyvallah. 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 Bunları da dinleyelim, evet, inşallah. Burada çok güzel şeyler var. Burada dedik ki Şahin Merdan Ali'nin sözünde yola çıkarak, çünkü söz hakkı size veriyoruz. Onun, o için burada da siz şimdilikten kendi sorularınızı, eğer sunuma ekleyecek işiniz varsa eklemeniz gerekiyor. Dile gelmeniz gerekiyor. Çünkü hassas bir konu, önemli bir konu. Anlatılması gerekiyor. Anlaşılması gereken bir konudur. Bir durumdur. Onun için Şahin Merdan Ali ne diyor? Belimden düşen değil, yolumu süren bendendir. Şimdi burada bazı hassiz insanlar özür dileyerek diyor ki işte bak burada kim olursa olsun, yani kim bu işi yapıyorsa o da olabilir. İsterse Alev olsun, isterse olmasın. İsterse Seyyid-i Sadat Evlat Rasul olsun, olmasın. Bakın fakat onu öyle demiyor. Burada verilen mesaj Şahin Merdan, eğer diyor ki benim belimden düşen yani evladım da olsa, eğer ki ikrarlı değilse, eğer ki ikrarına bağlı değilse, eğer ki yolunu sürmüyorsa, o kişi yol evladı değildir. Nefs evladıdır. Biz de bu yüzden diyoruz ki Alevi düsturunda önemli bir hassas nokta var. O da şu. Şimdi biz bazen diyoruz ya düşkün diyoruz ya, Alevi değil düşkündür, yol düşkünü diyor. Şimdi buradaki düşkünlük, bir tane yol evladı var, bir de nefs evladı var. Nefs. Şimdi nefs evladı nedir? Nefsine düşkün olan, nefsine çalışan. Sizin hakkınızı, hukukunuzu ne varsa kendine doğru çeviren, kendisinin menfaati için çabalayan. Fakat yol evladı öyle değil. Yol evladı halk için çalışan, hakka çalışan, halk için, hakkın bizim ibadetimize, bizim duamıza ihtiyacı yok. Bizim duaya, bizim hizmete ihtiyacımız var. Peki bizim Allah'a da neye ihtiyacımız var? Onun mükafatına, o bize mükafat verecektir. Nasıl ki öğrenci sınava giriyorsa, kazanıyorsa, not alıyor. Kazanmıyorsa yani bir iki neyse alıyor. Veyahut da siz ne diyelim bir ehliyet kursuna giriyorsunuz. Eğer kazandınızsa ehliyetinizi alıyorsunuz. Artık hürsünüz. Eğer kazanmıyorsanız bir daha girmeniz lazım. Ta ki hak edinceye kadar. İşte burada da burada aynı zamanda da Şükrü Seyyidim'in de o canın Şükrü Seyyidim'e işte biz hayvan olarak mı geleceğiz korkusuyla falan filan değil. Bu mükafattır. Biz akıl olgunlaşan o akıl Hakk'ın huzuruna gidecek. Hak onu neye layık görüyorsa o mahlukata girecektir. Onun için biz de diyoruz ki hangi mahlukata girerse, yani sonuçta canlı mahlukata girecek galiba. Hangi mahlukata girerse girsin, fakat insan alemi için hayırlı bir mahlukat olsun. Hayırlı bir mahlukatın bedenine girsin. O hayırlı mahlukatın bedeninde hayat bulsun. Burada da Pir Hünkar ne diyor? Benim üç önemli dostum var. Biri evde kalır, biri yolda kalır, biri de benimle gelir. Benimle gelenle biz sınav oluyoruz, imtihan oluyoruz. Evde kalan bizim halkımızdır, sevenlerimizdir. Yolda kalan bizim dostlarımızdır, bizimle gelen bizim iyilik ve kötülüklerimizdir. İşte biz Hakk'ın huzurunda iyilik ve kötülüklerimizle tartılacağız. Bir tarafa kefenin kantar var ya, kantar. Kantarın bir kefesine iyilikler, bir tarafa da kötülükler gelecek. Artık
hangi taraf ağır basarsa bizim mükafatımız da o kadardır. O yüzden de bu yönde biraz düşünün, taşının. Yeni katılan canlarımız tabii ki açık söylüyoruz, çekinmeyin. Rahatlıkla sorularınızı sorun ki siz netleşesiniz. Burada Hak Dergahı'nda hiç kimsenin kimseden üstün tarafı yok. Başta bunu belirtelim. Hepimiz aynı seviyedeyiz. Neden derseniz bizler hepimiz birbirimizin aynasıyız, birbirimizden bir şeyler alıp bir şeyler vereceğiz. Bildiğimizin piriyiz, bilmediğimizin de talibiyiz. Biz sizden, siz de bizden bir şeyler alacaksınız. O yüzden üstün tarafımız yok. Çünkü herkes, hepimiz birbirimize bir şeyler alıp bir şeyler veriyoruz. Olması gereken. Eğer siz bunu yapıyorsanız, birbirinize bir şeyler alıp veriyorsanız, siz doğru yerdesiniz, doğru kanaldasınız. Yeter Hanım. Destur pirim. Allah'a eyvallah. Destur Şahin Merdan Ali'den olsun. Alevi inancında seyit olunmaz, seyit de olur. Fakat Alevi yolu Hakk'ın yolu, Ehl-i Beyt'in yoludur. Pirim. Ehl-i Beyt'in diyene Hazreti Muhammed Mustafa'nın yol evlatlarıdır. Evet, Hazreti Muhammed en büyük Alevidir. Alevi korkusu yerine sevgisi Kur'an'dan alır Aleviler. Kur'an-ı Kerim'den alır. Ehl-i Beyt'in ilki kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Değil mi birim? Eyvallah. Onun Ehl-i Beyt'idir. Kimdir? İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Musa-i Kazım'dır ve Ehl-i Beyt 12 imamlardır. Onun için diyorum ki ben, iyi ki Aleviyim, iyi ki Alevi doğmuşum. Ehl-i Beyt'ten Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla büyümüşüm. Ehl-i Beyt'in hamidiyiz. Hem birimiz ol veli. Biz o nesli muallayız. Aleviyiz Alevi. Ehli iman, arif insan, hükmü Kur'an bizdedir. Alaba muhibbiyiz. Nur-u Furkan bizdedir. Ceddimiz ol misli paktır. Rıza-i İhsan bizdedir. Biz o lütfü ilahiyiz, aleviyiz alevi. Ali nuru velayettir. Doğdu burcu vahdeten. Ali şemsi hakikattır. Hak edindi rahmeten. Ali seyfi resalettir. Hem beridir vahşeten. Vahşeten. O sıfatla mualliyiz, aleviyiz alevi. Ali Kani mütaliptir, şöhreti lafetadır. Ali şahsı hilafettir, hem hudadır, atadır. Öyle hulku hasinedir ki muhbereyiz, atadır. Biz ki onun mualliyiz, aleviyiz alevi. Ali'l Mürteza'dır, ol şahibi, zülfikardır. Mumi İslamiyettir, Resulullah'a yaradır. Müdreder riz-i üfrafadır, nice nice fazlı vardır. Biz o ilmi temadayız, aleviyiz alevi. Hasan ile Hüseyin'dir ki ona yâri vefakârız. Kerbela'nın merdaniyiz, dileriz, cefakârız. Nar-ı hasret, dağ-ı gamla, muhtelayız, ahuzarız. Ta haşreten mühaddiyiz, aleviyiz alevi. Ehl-i Beyt'in muhabbiyiz, mürşidimizdir veli. Biz o ehli peyamiyiz ki aleviyiz alevi. İyi ki aleviyim. İyi ki Alevi doğmuşum. İyi ki mahşere kadar Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyu mahşere kadar devam edecektir. Bunu hiçbir kimse ne soyunu kesebilir ne de aslını diliyorum. Aşkın yazım olsun birim. Aşk ile diyorum. Eyvallah. Yüreğine sağlık.
Eyvallah. Burada da sözü Şükrü Polat Seyidim'e vereyim. Aşk ile. Eyvallah. Eyvallah Seyidim. Canların yüreğine sağlık. Özellikle dersi anlatanlara diyorum. Konuyu çok güzel anlattılar. Yüreklerine sağlık. Cenab-ı Allah hizmetlerini kabul ve makbul eylesin. Şimdi marifet Velihullah olup Ali gibi görünmekten çok Hüseyin olup Ali'ye layık olmakta gizlidir. Böyle bir söz var. Bu sözün anlamı üzerinde biraz durmak gerekiyor. Canlar da bu konuda düşünceleri olursa söylesinler. Aleviliğin bir bedeli vardır canlar. Alevi olmak öyle kolay bir iş değildir. Hele hele Türkiye'de Alevi olmak. Zaten geçmişimize baktığımızda 1400 yıldır Alevi canlar, Alevi olup da Alevi'nin yoluna gönül vermiş insanların nasıl bedeller ödediğini hepimiz iyi kötü biliyoruz. Zaman zaman burada da anlatıyoruz. Seyidim de anlatıyor, biz de anlatıyoruz. O yüzden Alevi olmanın bir bedeli vardır. Yani bu bedel de öyle kolay bir bedel değildir. Geçmiş dönemde bu bedeller ödenmiştir. Biz bugün de ödüyoruz, gelecekte de ödeyeceğiz. Bizim Aleviler olarak herhalde böyle bir kaderimiz mi var diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Mesela Hazreti Peygamberimiz demiş ki, evladın ana ve babasının yüzüne sevgiyle bakması bile ibadettir. Alevilikteki ince noktaya dikkat çekmek için bunu söylüyorum yani. Bu kutsal öğüdü fırsat eldeyken unutmamak gerekir. Gerçekten büyüklerimize karşı saygıda kusur etmemek Alevilik felsefesinin çok önemli kurallarından bir tanesidir ya. Bunu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani geçmiş dönemde Alevilik için bedel ödeyen insanlara şöyle bir baktığımızda benim aklıma gelen isimleri Hallacı Mansur, Nesimiler, Viraniler, Baba Mansurlar, Avu İçenler, Sarı Saltuklar, Hıdır Abdal Sultan, daha nice Evliya Ozan, bunlar çok büyük bedeller ödemiş. Nesimi yüzülmüş, Mansur asılmış, Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit olmuş, Hazreti Ali'nin başına gelmeyen kalmamış. Onun soyu olan Ehli Beyt ve 12 imamlar, hiçbir tanesi normal yollardan ölmemişler. Yani hepsi ya zehirle öldürülmüşler ya işte başka türlü yollardan bedel ödeterek öldürülmüşler. O yüzden de geçmiş dönemde bundan 20 sene önce biz Aleviyiz diyemiyorduk. Yani kimse bir yerde Aleviyiz diyemiyordu. Aleviliğimizi saklamak zorunda kaldığımız günler oldu. Kimi zaman korkudan, kimi zaman başka nedenlerden dolayı, bilgisizlikten dolayı. Ben de küçüklüğümde bunu çok yaşadım. Sırf Alevi olduğum için işten çıkarıldım. Ve bunu hırs yaptım kendime. Yani bu Alevilikle ilgili benim mutlaka bir şeyler öğrenip bu insanlara cevap vermem gerektiğini kendi kendime telkin ettim. Zaman zaman da işte yol oğullarıyla bir araya geldik. O yüzden Aleviliğin mutlaka bir bedeli vardır yani. Kimse demesin ki ben bedel ödemeyeceğim demesin. Bugün ödemezse yarın öder, yarın ödemezse daha önümüzdeki yıllarda yaşadığı sürece mutlaka Alevilik adına bir bedel öder. İşte biz bu bedelleri nasıl azaltırız diye bizim bütün gayemiz, bütün uğraşmamız bunun içindir. Burada Alevilikle ilgili olan doğru bilgileri size aktarmaya çalışıyoruz. Kendinizi güncelleyin diyoruz. Alevilikle ilgili bilgi öğrenin diyoruz. Özellikle mesela Seyidim çok bu konu üzerinde duruyor. Alevilik ve din meselesi, dine uymayan hiçbir şey, akla uymayan hiçbir şey din değildir. Ve din anlatıldığında eğer ki o anlatılanların içinde akla uymayan bir şey varsa inanın o da din değildir. Çünkü İslam dini tamamen akla dayalıdır. Eğer ki bir gün diyor akıl ve vicdan arasında kalırsanız mutlaka diyor aklınıza uyun. Çünkü vicdanla akıl arasında kalırsan vicdan hata yapabilir ama akıl yapmaz. Çünkü vicdanen rahatsız olursun, üzülürsün, olmaması gereken bir şeyi yaparsın ama sonra çok üzülürsün. Ama akıl öyle değil. Aklına ve mantığına danıştığında aklına uyan çok daha doğru bir bilgidir. Özellikle bu konuda dikkatinizi çekmek isterim. O yüzden de Aleviyim demekle Alevi olunmaz.
insan özüyle alevi olmalıdır diyoruz. Yaşamıyla alevi olmalıdır. Ahlakıyla, kültürüyle alevi olmalıdır. Bu değerleri de İmam Hüseyin gibi yaşamalıdır. Çünkü onların kapısı irfanilik kapısıdır. Yani öyle ben Aleviyim demekle olmuyor işte. Aleviliğin nasıl ki bedel ödenmesi gerekiyorsa bir de bazı yolun kuralları var. O kurallara eğer ne kadar uyarsan o kadar Alevisin. Uymadığın her kural senin için bir eksidir. Yalancıdan mürüvvet beklenmez. Ben Aleviyim diyorsan yalan söylemeyeceksin. Eline, beline, diline sahip çıkacaksın. Eşine, işine, aşına sahip çıkacaksın. Sahtekar olmayacaksın, dürüst olacaksın, kul hakkı yemeyeceksin. Yani öyle Aleviliğim demekle olmuyor işte. Aleviliğin de bu kadar hassas noktaları var. O yüzden de bedel ödemeye hazır olmalıyız diye düşünüyorum. Yani Alevi olmak öyle kolay değildir. O yüzden de herkes Aleviliğini bir daha gözden geçirsin, özünü dara çeksin. Gerçekten Alevi olmanın kolay olmadığını bilsin ve ona göre hareket etsin bundan sonraki hayatında. Eyvallah diyorum Seyidim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah Seyidim. Eyvallah. Buyur. Allah eyvallah birim. Eyvallah. Himmet eyleyin. Himmet Muhammed Mustafa'dan olsun. Hizmet aşkıyla. Akşamlar aşkı olsun Erenler Canlar. Harika bir konu. Bilgilenmemiz, aydınlanmamız gerekiyor. Ben de şu anda birkaç bir şeyler yazdım. Onu paylaşmak isterim. Aleviyim demekle Alevi olunmadığı gibi insanım demekle de insan olunmuyor. Ahlak, akıl, bilgi, vicdan ve dürüstlük olmasa. Temeli sevgiye, saygıya, hoşgörüye dayanan evrensel bir inanç, dünyanın hiçbir yerinde olmayan. Öylesine anlamlı, felsefi ve insanların yüreğini, düşüncelerini pırıl pırıl yapan, İnsan kalıbında insan yapan, gönül bağıyla dünyayı, evreni birbirine bağlayan, bağlamanın telinde, değişlerde, bir dostun gülen yüzünde, rengarenk açan bir çiçekte, sevgilere bir demet gül gibi dosta sunmaktır Alevi olmak, aşk ile deyip aşkları bir nakış gibi yüreklere işlemektir Alevi olmak. Aşık Mahsuni Şerif de Alevilik inancını öyle güzel bir eserle ölümsüzleştirmiş ki onu da paylaşalım. Aşık Mahsuni'nin ruhu şad olsun. Bizlere güzel miraslar bıraktıkları için. Işıkta döneriz biz Hakk'a doğru. Çünkü ışıkların pervanesiyiz. Mürşidimiz bilim, pirimiz Bektaş, ikrar aleminin merdanesiyiz. Boş kuru kafayla yatıp kalkmayız. Her cahilin kusuruna bakmayız. İnsan gönlü Kabe, onu yıkmayız. Böyle bir inancın divanesiyiz. Şeytan tanımayız, yalandan başka. Elimizi taktık, çekmeyiz aşka. Bizden içen, bize baksaydı keşke, görürdük ki Hakk'ın meyhanesiyiz. Her duaya amin, şükür değiliz. Çünkü biz akıldan fakir değiliz. Son cevheriz, aslı bakır değiliz. Gerçeğe varmanın bahanesiyiz. Tanrı lanet etsin halkı bozanı. Yok ettiler yazdıranı yazanı. Mahsuniyim ben bu elin ozanı. Dertlisiyiz, daha da nesiyiz. Aşkın yazlarımla aşk ile nefes birdedir. Eyvallah, eyvallah. Ben burada siz canlara bir ipucu vereyim. Bazen hani kendini tanıtmak, kendini ifade etmek, bir konu hakkında düşüncesini, fikrini belirtmek hakikaten zor. Çünkü hep güzeli yapmak istiyorsunuz ya. O güzeli yakalamak zor. O güzelliği yakalamak zor. Aslında basit. Sırrını bilirseniz basit. Hani elinizde anahtar olursa kapıyı açar içeri girersin. Sorun yok. Elinizde anahtar yoksa vay halinize. Şimdi burası da böyledir. Eğer o püf noktayı bilirseniz kendinizi anlatmak çok kolaydır. İstediğiniz açıdan kendinizi anlatabilirsiniz. O da şu. Şimdi burada Melekcan
biz konuları, sunumları anlatıyoruz ya, dikkat ederiz genelde sona kalır ve bütün düşünceleri, yani bütün arıların, pardon çiçeklerin nektarını toplar, onu bal yapar, ondan sonra bize ikram eder. Burada da bütün canlıların düşüncelerini derleyip özetlerseniz, ona da not alırsanız, o notu da bir sunum haline getirirseniz, yani ifade ederseniz çok mükemmel bir şey çıkar ortaya. İşte biz buna katkısız bal deriz. Katkısız bal. En güzel bal nedir? Katkısız baldır. Biliyorsun katkısız bal da pahalıdır. Herkesin gücü yetmez. Onun için konuya vakıf olun. İyi dinleyin. Kim ne anlatıyorsa, isterse bir cümle, isterse bir kelime anlasın. Ne demek istiyor? Hemen onu akıl boyutuna, aklın süzgecinden geçirerek, süzgeçten geçirdiğin zaman geride ne kalıyorsa o sizin kazancınızdır. Onu hemen not alın. Ve böylece güzel bir sunumla karşımıza çıkarsın. Veyahut da sunum konuları çıkarabilirsiniz. Yani böyle bu şekilde. Eyvallah. İkrar kolay iş değil. Alevi olmak da kolay iş değil. Ben niye ikrar vereyim? Alevcan, ben niye ikrar vereyim? Veyahut da Alevcan niye ikrar versin? Ne için ikrar versin? Şimdi Sayın Pir'im, gözlemliyorum. Şimdi konuları değerlendiriyorum. Ben de bugün ilk şeydeyim. Sizin dediğiniz gibi ben de sormak istediğim birkaç şey var ama bunu soru aşamasında mı, şu anda mı yapıyoruz tam emin olamadığım için bir konuda şey yapmak istiyorum. Ben de kendimce işte ilerleyen günlerde sunum yapmak isterim. O konulardan birkaç tanesini notunu aldım. Şimdi söylememin bir mahsuru var mı bilemiyorum ama daha önce belki işlenmiştir. Biz şimdi daha yeni katılıyoruz. Onu da tam olarak bilemiyorum ama şimdi paylaşsam olur mu acaba? İstediğiniz şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Evet, Pir'im, yani ben zaten hep bunu sorguluyordum. Aleviliğin reenkarnasyona bakış açısı. Çünkü işte sünni bir vatandaşın, arkadaşın sorusu üzerine hep de düşündüğüm bir şeydi. Aslında bana da ayna tutmuş oldu. Alevilik bir kere reenkarnasyona nasıl bakıyor? İlk benim her zaman da dikkat ettiğim, incelemek istediğim, araştırmak istediğim bir konu. Bir de bizdeki cennet ve cehennem anlayışı tabii ki sünnilik anlayışından birazcık farklı. Müsaadeniz olursa ilerleyen zamanlarda bu konu üzerinde de araştırma yapıp sunum da yapmak isterim. Ama siz değerli canların da bu anlamdaki şeyini de merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bizim alevilikte reenkarnasyon nerededir? Gerçekten reenkarnı oluyor muyuz? Cennet ve cehenneme bakış açımız nedir? Reenkarnasyon Alevi diliyle, deyimiyle don değiştirmektir. Don değiştirmek. Yani hani biz dedik ki hakkın huzuruna gideceğiz. Eğer ki bizim tekrardan zahiri aleme dönmemiz gerekiyorsa, o zaman bizi bir sıfata, herhangi bir sıfata, o sıfata ete kemiğe büründürür bizim ruhumuzu ve insanlık alemine zuhur ederiz. Eğer ki o kişi erdemlik, yani kamili insan boyutunda olgunlaşmışsa, erdemleşmişse, yani hakkın şifresini, o ilahi kelam şifresine erişmişse, ilahi kelamına varabilmişse, o kişi gelip gelmeyeceğini biz bilemeyiz. O nedir? Bir Hızır'dır. Bir Hızır konumundadır. Bir melek konumundadır. Gerektiği zaman birisinin donuna girer. Mesela Sinan'ın donuna girer. Sinan'ın donundan Sinan'a der ki, ya Sinan bak burada işte Alevcan zordadır. Git yardım et. Onun kalbine bir ışık, bir sıcaklık, bir merhamet düşürür. O gider, o kişiye yardım eder. Şimdi burada vesiledir. Bakın o melekler bize vesiledir. Kimin donunda? Bizim donumuzda. Hani
Hazreti Muhammed Mustafa, yani daha net anlıyorsunuz diye söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa Hakk'ın huzurunda Hak ile muhabbet ederken Allah Şah-ı Merdan Ali'nin diliyle Hazreti Muhammed Mustafa'ya hitap ediyor. Ya Ali sen misin diyor. Yok diyor. Senin en sevdiğin dostun diliyle sana hitap ettim diyor. Bakın orada Allah kimin donuna girdi? Şah-ı Merdan Ali'nin donuna. Peki buradaki bizim Hızır dediğimiz kimin donuna girecek? İlla ki bir yaşlının, bir gencin, bir kadının, bir erkeğin veya bir çocuğun veya bilmiyoruz yani. Belki bir köpeğin, belki başka bir, biz onları köpek demişiz fakat bugün köpeğin, o dediğiniz köpeği mesela küçük görüyoruz ya. Bakın onlar tonca insanların canını kurtarıyor. Onlar şimdi Hızır hizmetini yerine getirmiyorlar mı? Getiriyorlar. Demek ki esas olan sıfat değildir. Esas olan sıfat değil. Esas olan nedir? Alevcan, merhamet. İnsan kalbindeki merhamet. İnsan kalbindeki güzellik. Eğer siz ona bakarsanız, evet, ne olmuş oluyor? Siz o kişinin veyahut da bugün doktorları düşünün. Yani doktorlar bugün bir sürü can kurtarıyor. Sağlıkçılar bir sürü can kurtarıyor. Hayvanlarda yine hani bir sürü can kurtarıyor. Bunlar ne konumundadır? Hızır konumundadır. Yani buradaki hızır kurtarmadır. Yardımcı olmaktır. Yardım elini uzatmaktır. Onu darda kurtarmaktır. Onun o anki sorununa, derdine derman, şifa olmaktır. Eğer maddiyette, maddiyetini paylaşmak, maddiyette destek olmak. Eğer ki açta, nimetteyse, açta, nimette. Yani açta bir kişi ben acım diyor. Abla ben acım, abi ben acım. Tamam buyur gel. Götürüyorsun lokantaya, ne yapıyorsun? Onu doyuruyorsun. Dönüyor size diyor Allah sen, sizden gani razı olsun. Nokta. Şimdi siz ne oldunuz burada? Hızır konumundasınız. İşte burada bazı sıfatlar, yani ruhlar geri gelmez. Onlar orada kurtarıcı konumundadır. O kurtarıcı konumunda illaki bir sıfata bürünüp karşınıza çıkmazlar. Bazen de sizin sevmediğiniz kişinin donundan sizin karşınıza çıkarlar. Size yardım elini uzatırlar. Ne diyorsunuz? Ya ben bugüne kadar bu adama hep kin gittim, düşmanlık ettim. Bak bu geldi dar günümde beni kurtardı. Dar günün dostu olmak. Dar günün dostu olmak. Bu her dilde var. Almanlarda da bu var. Diyor en iyi dost kötü günde belli olur. Türklerde de var. Hepsinde var bu. İşte buradaki kötü zamanda, kötü durumda insana yar olan dost Hızır konumunda olan kişidir. Yani burada ne oluyor? Rekarnasyon dediğimiz, yani o git gel dediğimiz, don değiştirme dediğimiz, bazen Pir Sultan olur gelir, bazen Ulu Er olarak gelir, bazen bir melek boyutunda gelir, bazen de sizin bedeninize, ruhunuza girerekten sizi oraya sürükler, sizin o insanlara yardım etmenizi sağlar. Hizmet, yol bir, sürekli bir. Yolumuz bir. Yani bizim algımız birdir. İkrarımız birdir. Fakat o ikrarın bazında, o ikrarın bazında yardım etmek çok çok yolları var. Çok çok yolları var. Bir yol yok. İlla ki böyle yap demiyor. Bazen maddiyette, bazen maneviyette, bazen kızarak, bazen öperek, bazen ağlayarak, bazen severek, bazen sararak. Bakın sayabilirim. Bunlar yoldur. Eğer bugün ben Ali Ekber neyini severim? Davulunu severim. Ha şimdi sen diyorsun ki insanları sevmiyor. İşte, tabii ki. Çünkü onun o sanatı beni etkiliyor. Bana beni aşka getiriyor. O davula vurduğu zaman ben kendimden geçiyorum. Veyahut da bir bağlamayı düşün. Güzel bağlama çalan bir insanı düşün. Bir bağlamaya vurduğu zaman aman diyor hep çalsın. Öyle çal ben de uyuyayım. Neden? Orada aşk var.
Orada muhabbet var. Yani bunlar dediğimiz gibi illa hani ya aslında isimlerini kullanmak istiyorum. Sünni ve Şiilerde hep zahiride gittikleri için birisi gelecek. Birisi gelecek. Yok o birisi gelmeyecek. Yani böyle illa bu sıfatla gelmeyecek. Hızır dediğim bir kişi değil. Hepimiz birer Hızır olmamız gerekir. Hepimiz birer Hızırız. Bak çünkü Şah-ı Merdan bin bir dondan gelen gidendir Şah-ı Merdan. Bin bir dondan. E kaç kişinin donuna girmiş? Kaç kişinin yani kaç sıfatta can bulmuşlar? Ete kemiğe bürünmüştür. Ya bundan daha ötesini daha neyi söylesin biz anlayalım. Her şey şeffaf, açık, nettir. Filiz Alevcan, az buz nasip aldınız mı? Nasiplendiniz mi anlatılanlarda? Kesinlikle. Nefese sağlık Pirim. En azından aydınlanmış oldum. Bir de şimdi biz tabii yeni başladığımız için sizden kaynak önerisi isteyeceğiz. Bir gün müsait olduğunuzda başlamamız gereken kaynaklar konusunda bize referans olursanız çok mutlu oluruz. Eyvallah. Zaten öyle bir durumda olursa da bizim burada birkaç canımız bu özel eğitimden geçiriyor. Sunum yapan canları. Çünkü o sizlerin Alevi dilini konuşmanız lazım. Hepimizde, sadece sizde değil, hepimizde bir asimilasyon dil var. Hepimiz asimilasyon dili kullanıyoruz. Oysa biz Alevi dilini kullanmak istiyoruz. Yani o dilimizi ne yapmamız lazım? Erdemleştirmemiz lazım, olgunlaştırmamız lazım, arındırıp hak etmemiz lazım. Yani deyim yerindeyse tarlamızı, o kötü otları, zararlı otları ayıklayıp temizlememiz lazım. Alevlik budur. Hı. Eyvallah. Filizcan buyur. Evet. Seydim, öncelikle bilmiyorum yani ben şöyle düşündüm. İyi insan ve faydalı insan olmak, uyumlu bir insan olmak, Alevlik yolunda önemli bir erdem gibi geliyor. Hatta yakında belki sizler de aranızda okuyan denk gelen vardı. Sosyal medya hesaplarında Ali Sürmeli diye Türkiye'de bir oyuncu bir Alevi mezarlığı görüyor. Ve Alevi mezarlığında mezar taşında iyilik iyidir diye bir cümle, işte iki kelimeden oluşan bir cümle görüyor. Ve hayatın felsefesi budur diye böyle bir kısa bir videosu var. İyilik iyidir. İyi insan olmak, faydalı bir insan olmak aslında... Alevlik yolunda önemli bir layıkıyla sürdürmek için önemli bir aslında temel taşıdır diye düşünüyorum. Bir de yaratıcı Allah işte ne derseniz yaratıcı insanı sizin az önce Hızır'la ilgili söylediğinizle ilgili benim de küçük bir notum vardı onu eklemek istedim müsaade ederseniz. Buyurun. Yaratıcı insanı insana emanet etmiştir. Aslında en ummadık anda İnsanın imdadına yani insanın Hızır'ı gene insandır. Yaratıcı bir insan, yaratıcı bir insana yardım etmek istediği zaman yine bizleri yani insanı aracılık eder. Tabii. Hızır sizin yüreğinizdeki bir merhamettir bazen de. Güzeli görmek, kimine kime iyi geldiğini göndermek, ona lazım olduğu anda onun yanında olmak da aslında ilahi bir plana dahil edilmiş birer insanlarız bazen bir başkasının Hızır'ı olabiliriz bizler de. Artık o zaman da bizler de birer Hızır olmuşuzdur. Bir başkasını mutlu edip onun mutluluğu için ona iyi bir hizmette bulunmak da aslında Hızırlık görevini az önce sizin anlattığınız gibi getirmektir. Küçük bir katkı olsun dedim. Evet. Zaten Filizcan bir zaman gelecek, bir zaman gelecek biz kendimize Aleviz dahi demeyeceğiz. Evet. İnsanız diyeceğiz. Biz insanız diyeceğiz. Çünkü Alevi inancının merkezinde ne var? İnsan vardır. Ve biz de diyoruz ki Muhammed Ali yolu insanlık yoludur. Muhammed Ali yolu insanlık yoludur. O zaman bizim hedefimiz, amacımız nedir? İnsan. Ve dolayısıyla insanlığa da hizmet etmek. İnsanız ve dolayısıyla da insanlığa hizmet etmek gerekiyor. İşte buradaki hizmet sizin insanlık boyutunda olgunlaştırdığınız aklınızın ürünüdür. İnsanlık bazında olgunlaştırdığınız, ürettiğiniz o aklın ürünüdür. Başka bir şey değildir. Çünkü
Allah da senden onu istiyor. Kendini olgunlaştır diyor. Allah başka bir şey demiyor yani. Buradaki Allah dediğimiz o ilahi kudret, güç, insanın aklıdır. O oradadır. O orayı hükmediyor. O orada belirleyicidir. Biz onu göremiyoruz. Zaten görmüş olsa ona da bir bahane bulurduk. O yüzden de o hep gizlidir. Nasıl ki bizim aklımız, beynimiz kafatasında saklıysa, göremiyorsak, onu çözemiyorsak, bu kadar bilgiyi nasıl yapıyor, nasıl üretiyor, nasıl getiriyor, nasıl götürüyor, çözemiyorsak, sırrına eremiyorsak, işte o Allah'ın bir hikmetidir diyoruz. İşte o Allah'ın, Allah dediğimiz o bilinmeyen kudret, güç, ilahi kudret, ilahi güç. Biz onu göremiyoruz. O anlamda. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Sonuçta siz Hak dergahına muhabbete katılmışsınız. Sohbette başka, muhabbet başka. Muhabbette herkesin konuşması lazım. O muhabbette kaç kişi varsa herkes bir şey konuşması lazım. Ancak herkes hadini bilerek, muhabbetin sırrı hadini bilmektir. Biri konuşur, diğerleri dinler. Biri güler, herkes güler. Biri susar, herkes susar. Bir sebep, bir neden var. İşte muhabbetin sırrı hadini bilmektir. Eğer bir insan hadini biliyorsa, o iyi bir muhabbet ehlidir. Muhabbet ehli. İşte önemli olan ehli olmak, muhabbetin ehli olmak. Öyle yapacaksınız ki davranışınızla insanları, bakışınızla insanları, hitabınızla insanları, çağırmanızla insanları etkilemeniz lazım. Onların ruhuna, onların kalbine, onların gönlüne mihman olmanız gerekiyor. O zaman siz iyisiniz. O zaman diyebilirsiniz iyiler iyidir. Sinancan buyur. Eyvallah. Sunum yapan Gülsüncan Melekcan ve Hüseyin'ime ağızlarına, yüreğine sağlık, emeklerine sağlık. Çok güzel bir sunum yapıldı ve katkıda bulunan tüm canlara da teşekkür ediyoruz. Alevi olmak, Alevi doğru, yani Alevi olarak doğmayız. Alevi olunur. Zaten birçok canlarımız fikirlerini ve düşüncelerini durumunu yaptılar. Hemen hemen zaten sonuçlar aynı kapıya çıkıyor. İşte, önce ilim yolunda, bilim yolunda, akıl yoluyla hareket etmek gerekiyor. Hünkârım dediği gibi de ilmin yolunda gidilmeyen yolu soğuk, karanlıktır. İlimin peşini bırakmamamız gerekiyor. İnsan, insan olmamız lazım. Saygılı çevreye, doğaya, insana, ailelere saygılı olmamız gerekiyor. Elimizde koymadığımızı bizim değil, bizimdir demek doğru değil. Alevili olarak. Elimize, belimize, dilimize sahip olmamız gerekiyor. Doğaya saygılı olmamız lazım. İnsan alemine saygılı olmamız lazım. Eyvallah Seyyidim. Eyvallah. Bilmiyorum dikkatinizi çekti çekmedi. Allah konusunda Filiz Karacacan çok güzel bir cümle kullandı. Bir ilkedir. Yaşam ilkesidir. Birlikte yaşamanın ilkesidir aslında. Dedi ki Allah insanı insana emanet etmiştir. Allah insanı insana emanet etmiştir. Siz Alevilikte bunu nerede görüyorsunuz? Bu Aleviler bunu uygulamış. Fakat nerede? Müsaitlik ikrarında. Müsaitlikte. Neden birbirine müsait edinmişler? Birisi diğerinden, o biri de o diğerinden sorumludur. Bak insanı insana emanet etmiş. Doğru mu? Doğru Seyit, eyvallah. İşte bakın biz ne diyoruz Aleviler? Allah'ın kelamını birebir hepsini uygulamış ve doğru bir sözdür. Buradaki musayiplik birbirinden sorumlu olma ikrarıdır. Birbirinden sorumlu olma sözüdür. Sözünü vermektir. Yani burada bir kişi, o dört kişi birbirinden sorumludur. İki kadın, iki erkek.
Yani dört can. Bunlar birbirinden sorumludur. Bir kişi bir yanlış yaparsa diğer üçü de o yanlışa ortaktır. Eyvallah. Bu nedir? Allah bizi insanı insana emanet etmiş. E biz ne yaptık bunu? Biz de tuttuk insanı insana emanet ettik. Peki bu nereden geldi? Biz diyoruz ki bizim Alevi inancı kırkların inancıdır. İşte bu kırklarda işlendi. Bu kırklarda uygulandı. Zahiri alemde icraat olarak gerçekleştirildi. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa orada herkes kemerbest oldu ya. Sen de benim ahiret arkadaşımdı dedi Hazreti Muhammed Mustafa Şah-ı Merdan Ali'ye. Evet. Sen de benim ahiret. Ahiret nedir? Akıl boyutunda, manevi boyut demektir. Ahiret dediğimiz batın alemidir. Yani akıl boyutudur. Orada da bütün insanlar birbirine kardeştir. Orada erkek, dişi, erkek yok orada. Can var. Canın da cinsiyeti olmadığına göre hepsi birbirine kardeştir. Eyvallah Seyyidim. Eyvallah. Evet Nurcan'cığım buyur. Destürpim. Allah eyvallah. Sesur Şeymer'den Ali'den olsun. Bu akşamki muhabbetimiz de gene derin deryalardı. Doyulmaz. Tadına doyulmaz. Teşekkür ediyorum canlarıma. Hepinize aşkı niyazlarımı sunuyorum. Bir kişinin aslını sorma. İzzetinden bellidir. Meclisi irfan olacak. Hürmetinden bellidir. Hakkı Teala ilim içinde. Çünkü simahum dedi. Bir kişinin bak yüzüne suretinden bellidir. Dervişin pirini sormak dediler adet değildir. Seyyid Nesim'i burada bir kişinin aslını sormak o kişinin özünden davranışından sormak ki bellidir. Bilgili olan olgun kişi ulular meclisine saygı gösterir. Yüce Tanrı'nın bilgisine ulaşanlar bunu davranışlarından belli ederler. Bunun için bir kişinin yüzüne bakmak gerekir. Onun sureti bu gerçeği bize sunar. Oysa ermiş gerçek bilgiye ulaşmış olgun bir insana dervişe yani pire bunları sormak gereksizdir. Çünkü onlar bilgi ve davranışı olarak zaten olgunluğa erişmişlerdir demiş açıklamasında da. Arifane yok nazar kıl suretinden bellidir. Adem'in kalbi mihenktir, bellidir belli beyan. Nitekim bimarı aşkı milletinden bellidir. Ey Nesim'i gevheri nadan eline vermediler. Vermegil gevheri sarraf ne bilsin kıymetinden bellidir. Bilgilerin, bilginlerin, ermişlerin sözünü dinle. Onların sözünün gerçeği görüntüsünden, olgunluklarından bellidir. İnsanın gönlü merkezdir. Onun için sözlerinin değeri konuştuklarından çıkarılmalıdır. Nitekim aşık olmayan birinin bunu anlamayacağı aşksız oluşundan ortaya çıkar. Ey Nesim'i, cevherini, bilgini, aşkını bilgisizlerin eline vermeyesin. Cevherini, bilgini, aşkını cevher bilgiyi alamayan bilgisiz cevherin bilginin değerini nereden bilsin? O kişinin bilgisizliği davranışından bellidir demiş. Hatay'da, Şah Hatay'ımızda Kırklar Meydanı'na vardım. Gel beri heyecan dediler. İzzet ile selam verdim. Gel işte meydan dediler. Kırklar bir yerde durdular. Otur diye yer verdiler. Önüme sofra serdiler. El lokmayı sun dediler. Kırkların kalbi durudur. Gelenin kalbi arıdır. Gelişin kandan belidir. Söyle sen kimsin dediler. Gir semaha bile oyna. Silinsin açılsın ayna. 40 yıl kazanda dur kayna. Dahi çiğ bu sen dediler. Gördüğünü gözün ile. Söylemesen sözün ile. Andan sonra bizim ile. Olasın mihman dediler. Düşme dünya mihnetine. Talip ol Hak Hazretine. Abu Zemzem şerbetine. Parmağını ban dediler. Şah Hatay'ım nedir halin? Hakka şükret kaldır elin. Gıybetten kese gör dilin. Her kula yeksan dediler. Pirim biz de bu yola tabi olanlardanız. Allah eyvallah. İnşallah ki biz de kendi
ışığımızı, sevgimizi insana verdiğimiz değeri etrafımızdakilere yayarız. Biz de böyle birer örnek oluruz. Aşkını yazarımla. Eyvallah. Nefes birimde. Eyvallah. Hak razı gelsin. Gülbarcan'ı da alalım. Gülbarcan buyur. Destur pirim. Allah eyvallah. Destur Şeymer'den Ali'den olsun. Allah. Cem gecemiz nur olsun. Tüm cümle canlara aşk niyazlarım olsun. Emeği geçenleri Allah kabul etsin. Allah Allah. Alevi olmak, Alevi olmak değil de Alevice yaşamak. Alevice yaşamak, ikrar sahibi olmak, müsahipli olmak. Müsahibinle kırklar cemini göreceksin gözünle. Böyle o ikrarınla cemin kapısına gidip de yüzünü sürecek. O aşk hiçbir şeye benzemiyor. İşte hak aşkı, hak Muhammed Ali aşkı odur. Cenab-ı Allah nasip etsin. Ceddiniz doğru baktırsın. İnsanlara merhamet versin. Alevi insanın merhametli olması lazımdır. Doğru yolda, doğru yerde. Herkesin elini tutmalıdır, yardım etmelidir. Darda olana güzel bir söz bile bir insan bir kapıyı açar. Alevi olmak çok güzel bir şeydir. Sadece Alevice yaşamak güzeldir. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Eyvallah. Hepinize, cümle canlara, seyitlerim, pirim, hepinize aşkın niyazlarım olsun. Sağ olun. Tükrü seyidim, nefes sizde. Eyvallah. Muhammed'i candan sev ki Ali'ye selman olasın. Ehl-i Beyt'e gönül ver ki Ali'ye selman olasın. Haydar 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 Ali'ye selman olasın. Hey dost hey dost hey dost hey dost Ali'ye selman olasın. Muhammed'i hazır bil ki, canı Hakk'a nazır bil ki, her gördüğün hazır bil ki, Ali'ye selman olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selman olasın. Muhammed'e gönül kat ki, yakayıp rehbere yet ki, bir gerçekten etek tut ki, Ali'ye selman olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selman olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selman olasın. Hasan ile girdim cevme, Hüseyin sırrımı derme, müsahipsiz lokma yerme, Ali'ye selman olasın. Zeynel Bakır, Cafer Kazım, Rıza'ya bağlıdır ırzım, hatırı kırma şahfazım, Ali'ye selman olasın. Haydar 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 haydar, Ali'ye selman olasın. Hey dost hey dost hey dost hey dost, Ali'ye selman olasın.
Takiye nakiye eriş, askeri de biter her iş. Meki sıratına karış, Aliye Selman olasın. Haydar 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 haydar, Aliye Selman olasın. Aşk ile aşk ile aşk ile. Hatay özün ırma, bir gerçekten sözün ırma. Her aleme sırrın deme, Aliye Selman olasın. Haydar 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 haydar, Aliye Selman olasın. Hey dost hey dost hey dost hey dost, Aliye Selman olasın. Eyvallah canlar. Bismillah Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak, Muhammed Mustafa, Şah-ı Merdan Ali, Fatma-tü Zehra ananın yüzü suyu hürmetine hata ve kusurlarımızı ol hüda hakkı için bağışla. Muhammed Mustafa hakkı için Ali el-Murteza hakkı için bağışla. Hatice-tül Kübre hakkı için bağışla. Fatma-tü Zehra ana hakkı için bağışla. İmam Hasan Hulki Rıza hakkı için bağışla. İmam Hüseyin Deşti Kerbela hakkı için, İmam Zeynel-i Aba hakkı için bağışla. İmam Muhammed Bakır hakkı için, İmam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla. İmam Musa-i Kazım hakkı için, İmam Rıza hakkı için bağışla. İmam Muhammed Taki hakkı için, İmam Ali el-Naki hakkı için bağışla. İmam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla. İmam Muhammed Mehdi Sahibi Zaman hakkı için bağışla. Hünkar Hacı Bektaş Veli hakkı için bağışla. Cümle erenlerin, evliyaların hakkı için bağışla. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu canlar. Kırkların ceminde la ilahe illallah, erenler meydanında la ilahe illallah. Alçaltır nesli kafe, dediler cana sefa, yetiş Muhammed Mustafa, la ilahe illallah. İmam Hasan meydanda, Şah Hüseyin irfanda, İmam Zeynep zindanda, la ilahe illallah. İmam Bakır sultanı, İmam Cafer erkanı, yetiş Keremler kanı, la ilahe illallah. Musa Kazım Şah'tı, Musa-i Kazım Şah'tır, der ki Hakk'a da şükür. İmam Rıza bin oku, la ilahe illallah. Taki naki enginle, Ali asker benginle, Mehdi Resul cenginle, la ilahe illallah. Ta
kalmadı imanlar ferdi, aşkı muhabbet verdi, derviş velinin verdi, la ilahe illallah, derviş velinin verdi, la ilahe illallah. Seydim, Şah-ı Merdan Ali yar ve yardımcın olsun. Eyvallah. Tüm ümmet gören canlara aşkı niyazım olsun. Allah Allah. Allah Allah. Bismillah, Allah Allah. Hata eyledim, noksandır işim, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlıdır başım, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Hasan'la Hüseyin belki nur ise, Zeynel Abidin bir gizlice sır ise, özümüzde benlik kibir var ise, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Muhammed Bakır'ın izinden çıkma, yükünü Cafer'den tut gayriye bakma. Hatıra dokunup bir gönül yıkma, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Musa-i Kazım'a vardır niyazım, İmam Rıza'ya bağlıdır özüm. Eksiklik, noksanlık hep kusur bizim, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Taki ile naki benzer bir aya, Ali emeğimizi salma yazaya. Tuttuğumuz yalan, huya, bethuya, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Hasanül askeri gülleri bite, Mehdi gönlümüzün gamını ata. Ettiğimiz yalan, kuğu, gaybete, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Hatayım eydir Bağdat Basra, böyle zamana kaldık böyle asra. Sen Kerem kanisin kalma kusura, tövbe günahımıza tövbe estağfurullah. Canlar, lokması olan canlar varsa lokmalarınızı hazırlayalım. Lokma duası vereceğiz. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Darına durduk ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed Mustafa. Keremine sığındık ya Şah-ı Merdan Ali. Dua ile dileklerimiz katınızda kabul ve makbul ola. Niyazınız nur, şaha zuhur ola. Yiyene helal, yedirene delil ola. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ola. Lokmalarınız hak dergahında kabul ola. Rıza lokmanız her türlü belaya kalkan ola. Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenlerin demine hu. Allah Allah diyelim, şah lokması yiyelim. Şahımızın demine hu diyelim. Allah Allah, aşk ile gerçeğin demine hu. Dil bizden nefes hünkâr Hacı Bektaş Veli'den ola. Eyvallah canlar. Cenab-ı Allah lokmalarınızı kabul ve makbul eylesin. Şimdi de delilimizi sırlayalım canlar. Destur seydin. Destur hak Muhammed'den Ali'den olsun. Bismillah, Allah Allah. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Allah. Sır ola, nur ola. Peygamberlerin nuru hürmetine. Ya Muhammed. Sır ola, nur ola. Velayetin nuru hürmetine. Ya Ali. Sır ola, nur ola. Allah, eyvallah, gerçeğin demine hu, nefes seyrinde. Eyvallah. Cenab-ı Allah sizin de hizmetlerinizi kabul ve makbul eylesin. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Vakitler hayır, hayırlar fethola. Şerler def, hizmetiniz kabul ola. Muradınız hasıl, gönlünüz pak ola. Gönlünüz aydın, erenler, evliyalar haldaşınız ola. Sonsuza dek bu çerah yolumuzun nuru ve kılavuzu ola. Cenab-ı Hak yardımcınız, Muhammed Ali gözünüz, bekçiniz ola. Gönül birliğine, muhabbet demine Allah eyvallah. Hizmetiniz kabul, hizmet aşkınız daim ola. Allah Allah, dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Aşk ile gerçeğin demine hü. Şimdi gözcülerimiz toplumdan bir rızalık alsınlar. Destur seydin. Destur hak'tan olsun. Seyitlerime canlar, bugün de gönül biriyle muhabbetimizi tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin rızalığını istiyorum. Pirimizin huzurunda unuttuğumuz, kırdığımız, döktüğümüz, incittiğimiz varsa dile gelsin. Herkes hakkına oldu mu razı canlar? Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Allah eyvallah. Destur var mı pirim? Allah eyvallah. Allah evet. Eyvallah. Hak da sizlerden razı olsun. Nefes pirimde. Eyvallah. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Batın oldu kera nuru kainat. Zahir oldu şems-i mah-ı Muhammed. Sır içinde sır, nur içinde nur ola.
Vakitler hayır, hayırlar fethola. Kötülükler sizden uzak, gönlünüz şad ola. Fatimetü Zehra ananın yüzü suyu hürmetine hizmetiniz kabul ola. Cenab-ı Hak Muhammed Ali şefaatinden, Ehl-i Beyt'in katarından ve 12 imam didarından mahrum eylemez. Allah Allah. Dilde dileklerinizi, gönülden muradınızı versin. Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, afetten korusun. Yolunuzu yolsuza, işinizi haksıza düşürmesin. Bu inançtan, bu erkandan, bu muhabbetten mahrum eylemesin. Gönlünde ikiliği giderenin, dedikodu duygusundan arınanın, huzur içinden muhabbetten ayrılanın, Hak Muhammed Ali yardımcısı ola. Fatimetü Zehra ananın çektiği acıların yüzü hürmetine, dilde dileğiniz, gönülde muradınız, niyet ve niyazınız kabul ola. Allah, dil bizden kabulü Cenab-ı Hak'tan ola. Aşk ile gerçeğin demine hu. Canlar, bugünkü muhabbetimizin de sonuna geldik. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Eyvallah.